Yalnız bir şey duydum. Ama henüz teyit ettiremedim. Nedir? İskender Büyük geliyormuş. Sayın Cumhurbaşkanım, bölücü başına operasyon bilgisini siz mi verdiniz? Evladım, bu nasıl laf? Biz bölücü başını öldürsek örgüt bir ayda dağılacaktı. Bu mesele de bitecekti. Bilmeden konuşmak bu ülke için en zararlı şey. Apo sonrası örgütün kimlerin elinde neler yapacağını sen biliyor musun? O zaman öldürülmesi talimatını niye verdiniz? Fakat yine de bir yerde Özal'ın bu yaklaşımı yepyeni bir dönemi herhalde başlatmış. Madem talimatı ben verdim, öldürseydiniz. Adam bizim orada olduğumuzu biliyordu. İskender Büyük, avukatın nerede? Hukuk fakültesine geri gönderdim. Şimdi bu işi değiştirdik. Buyur kardeşim. Ben yıllarca memleketimi tek başıma savunmuşum. Kendimi mi savunamayacağım? Nazım'ı işkenceyle konuşmaz bu adam. Sık kafasına. İskender Büyük, İstanbul 01.01.1955 doğumlu. İstanbul Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ne kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu. Bekar, sabıkasız, emekli memur. Kim demiş emekli olduğumu? Ne iş yaparsın o zaman? Her zaman ne yaptıysam. Devletime hizmet. Ne hizmet etmişsin devlete? Lan vatanı sevdik be. Orospu değil ki ölene kadar dert çekelim. Nasıl inanana uğradınız yani? Sen Cumhurbaşkanı ile nasıl öyle konuşursun? Bu adamı bizi sattığını sen söyledin mi? Evet. Bizi sattığını söyledim, söylemişsin ama davul zurnayla etrafa ilan edelim demedim. İlan etmiyor, ona soruyorum. Sana ne diyecekti ki? Evet, ben söyledim mi diyecekti? Birilerinin bildiğini bilsin. Birazdan her şey bitmiş olacak. Yönetim bizde olacak. Darbe mi yapacaksınız? Ben emekli olayım, ne bok istiyorsanız yapın. Darbe erkek işi, erkek. Ondan sonra bu imam tepemize çıktı diye ağlamayın. Yarın hepiniz arkasında namaz kılarsınız.